Şimdi size birazcık sade yağdan bahsetmek istiyorum. Sade yağ hani mutfaklarda işte Osmanlı'da bolca kullanılan, şimdi ise böyle çok fazla önemsemediğimiz, nasıl olsa buzdolabımız var, yağımızı da koruruz diyerek evimizde çok fazla kullanmadığımız bir yağ şekli. Ama böyle güzel soslar yaparken, işte Hollandaise gibi veya baklava yaparken olmazsa olmaz aslında yağın sadeleştirilmesi. Bu da neden oluyor? Tereyağında %15-20 civarında süt oluyor. Bunun da tabii hani çoğunun su olduğunu düşünürsek, yağ böyle mesela baklavanın yaprakları arasına koyduğumuzda nem yapmış oluyor ve istediğimiz çıtırtıya ulaşmıyor. Ayrıca içerisinde süt olduğu için oda sıcaklığında bırakıldığında, ki biliyorsunuz hani hiçbir yağ oda sıcaklığında hiçbir şey olmaz, oda sıcaklığında bıraktığınızda bozuluyor. O da içerisindeki o sütten kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunu arındırdığımız zaman istersek mutfağın herhangi bir yerinde bırakıp tatlı tatlı istediğimiz zaman kullanabiliriz. Şimdi nasıl sadeleştiririz yağ, ona bakalım. Onun için böyle güzel bizim köy tereyağını tavama alıyorum. Herhangi bir oranı yok. Sadeleştirmek istediğiniz yağ kadar alın. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Bu şekilde yavaş yavaş eriyecek. Şimdi bu üzerinde böyle baktığımızda yağ bayağı aslında hani net ve berrak değil, böyle hani puslu bir sarı oluyor. Şimdi yavaş yavaş bu üstündeki önce köpüğü alarak başlıyorum. Bir süre sonra portakallı gazoz rengini alacak. Şimdi üstündeki köpüğü ilk başta aldığımızda hala o istediğimiz berraklık olmadı. O yüzden, çünkü bir kısımda alta bir çökelti oluyor. Onu da böyle hafif hafif karıştırarak üstüne çıkmasını sağlıyoruz. Osmanlı'da sade yağ, revganı sade, zeytinyağına da revganı zeyt derlermiş. Bayağı güzel bir şekilde yağım oldu. Ocağın altını kapattım. Burada şuna dikkat etmek lazım. Eğer fazla açarsanız yağ yanmaya başlar. Hani böyle etrafında böyle kahverengi noktacıklar oluşur. Onun oluşmaması lazım. En son üzerindeki köpüğü alıyorum. Böyle bayağı bir hani sütlü köpük çıktı. Şimdi bu şekilde bir parça halen tavanın tabanında parça kalmış olacak. Onu da saklayacağımız kaba koyduğunuzda çok azını tavada bırakarak kurtulabilirsiniz. Şimdi böyle ekliyorum. Gördüğünüz gibi o kalan köpükler de hepsi tavada kalıyor. Sade yağımı artık gönül rahatlığıyla mutfağımda kullanabilirim.